Bugün sizlerle bir %100 yerli yapım, bir abimizin yapmış olduğu bir sıvıdan bahsedeceğim. Sağ olsun bana bu ürünü incelemem ve kullanmam için gönderdi. Kendisine ulaştım. Bundan benim haberim yoktu. Bilenler bilir, Necdet Usta'nın kanalından gördüm ben bunu. Benim havyaların ucu da tabi öldüğü için ben bunu kullandım arkadaşlar. Cidden müthiş bir sıvı. Şimdi bu sıvı ne? Diyelim ki havyanızın ucunu bozdunuz, plastik ettiniz, kabloya değdi ya da çok eskidi, karardı. Kısacası havyanızın ucu lehim tutmuyor artık. Bununla o sorunu çözüyoruz. İlk olarak şöyle bir açayım, göstereyim sıvıyı. Bu arada bu patente alınmış bir üründür, onu da belirteyim. Görmüş olduğunuz gibi mavi bir sıvı. Kokusu yok ve havyayı değdirdiğiniz zaman çok minimum düzeyde bir duman çıkıyor. Şevket abinin belirttiğine göre içerisinde hiçbir şekilde sağlığa zararlı kimyevi bir madde yok. Evet arkadaşlar, şimdi olayımıza başlayalım. Havyamızı alıyoruz. İlk önce zımparalıyoruz bunu güzelcene. Malzemeden kaçmamış Şevket abi. Ağzına kadar çakmış sıvıyı. Normalde bildiğiniz üzere bu havyanın uçlarında kalay mı, değişik bir kaplama bulunur. Güzelcene lehim yapabilmek ve lehim tutabilmek için. Zımparayla kaplamayı da kaldırıyoruz. Zımpara yaptıktan sonra bunun lehim tutması imkansıza yakın bir şeydir. Onu da belirteyim. Parlayana kadar zımparalıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzelcene zımpara attık. Şu anda metal bir yüzey olduğu için havyanın ucu çok fazla parlama yapıyor ışıktan dolayı. Evet arkadaşlar, sonunda havyamız ısındı. Bayağı 6-7 dakikadır bekliyorum. Eski bir havya olduğu için zor ısınıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu havyanın ucu çok sıkıntılı. Bununla bozuk lehimler yaptık. Çok fazla plastik erittik. Onu yaptık, bunu yaptık. Yani çok işkence gördük. Böyle bir havya ucunda dahi bu solüsyonun işe yaradığını göreceksiniz. İlk olarak bildiğiniz gibi az önce zımpara attık. Sonra ısıttık. Direkt 2-3 defa bu sıvımıza batırıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra havyanın ucu bir parlıyor. Şu anda da görüyorsunuz. Ondan sonra lehimimizi veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir şekilde tuttu. Evet bakın, ve kolay kolay da bırakmıyor lehimi, görmüş olduğunuz gibi. Yani onca sallamama sarsmama rağmen lehimi bırakmıyor. Arkadaşlar, Şevket abinin deyimiyle bu havya ucuyla lehimin arasında bir köprü oluşturan bir sıvı. Mesela yere düşürdüm, üzerine değdirdim. Gerçi artık lehim şey olduğu için, soğuk lehim olduğu için biraz zorlanıyor. Misal tutmadı mı? Tekrardan abi batırın sıvıya. İşte bu. Görmüş olduğunuz gibi tekrardan tuttu. Her lehim tutmadığında arkadaşlar sıvıya batırın. Ben bunu sordum özellikle kendisine, her sıvıya batırdığımda zarar verir mi diye. Vermez, aksine havya ucunu korur dedi bana. Bir sıkıntı da görmedim şimdiye kadar. Dediğim gibi bu çok eski bir havya ve havya ucu çok hırpalanmış bir havya. Bu şekilde hem havyanızın ucu parlıyor hem de çok mükemmel derecede lehim tutuyor arkadaşlar. Benim gayet işime yaradı, hoşuma gitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.